Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde günlük yaptığımız işler hakkında bilgi vereceğim. Dün attığım videolardan biri Emilsan 510 12 EP motor idi. Bu neyi vardı diyorsanız, hani ön flanş yatağı değiştirmiştik ya. Bunda da ne bileyim kontrollerini yapacağız diyorduk. Dün motoru teslim etmiştik. Yağ inceldikten sonra yağ lambası tekrar yanmış. Sahip de yağ lambasını bozuk olma ihtimaline karşı devam etmiş. Bu arada flanş yatağı yine sıkışmış. Çok şükür krankta herhangi bir şey yok. Krank güzel krank. Sahibi tekrardan geri bıraktı. Buraya bıraktı, bir de teslim etti. Tekrardan bunun yağ pompasına kadar söktü, krank söktü. Kanallarına herhangi tıkanıklık var mı? Baktık yok. Bu sefer de aşağı götürüp de flanş, yani krankı ölçtüreceğiz. Ondan sonra flanş yatağını yatak alacağız. Burada bir tane flanş yatağı vardı. Başka yok. Tekrar flanş yatağı alıp takacağız. Pompayı değiştireceğiz. Ardından krank ölçtürüp baktıracağız. Zaten parça almaya gidiyorum ya. Flanş burada da takabiliriz de o şey üzerinde neydi? Şeyin üzerinde pompa yatağı var. Bakın aşınma izleri var burada. Aşınma izlerini görüyorsunuz. Aşınma izleri. Bunları elle hissedilir. Ufak bir çıkıntı var. Çok ufak bir. Bunlar yağ kaçırabilir. Bunu baktıracağız. Ayrıca yeni pompayı alacağız. Ondan sonra krankı ölçtüreceğiz. Bu bir el kol yatağını ölçtüreceğiz. Sadece ön flanş yatağı sarıyordu. Evet, burada pek bir şey görünmüyor ama orta kısımda hafif bir çizik var. Yine de bir ölçtürüp bakacağız. İşte buradaki izli çok ufak da olsa zarar verebilir. Yani bölgelerini yapmıştık. Herhangi bir şey çıkmıyordu. Tepeye giderken yağ inceldiği için yağ lambası yakmış ama yağ lambasından hiç aldırmayıp devam etmiş. Sonuçta flanş sarmış. İlk de flanş sarmış ve sıkışmış, sıkışmasaydı devam ederdi. Bu sefer krank komple değişmesi gerekebilirdi. Evet arkadaş, şu anda yağmur yağıyor. Köpek de burada. Bir arkadaşımı o koskoca dükkan yaptırdın ama halen dışarıda yapıyorsun demişti. Şimdi zaten içeride yapsak traktör biliyorsunuz frenlerini yaptık. Frenlerini bu traktör kovanı çıkarttıktan sonra da yıkama yapıyoruz. Hatta kovanın içinde yıkamanız lazım. Onu da yıkıyorsunuz. Ama bunu düşünelim, şimdi iş yerinin de basu ile yıkadığımızı düşünelim. Tam çöp makinesinin burada yıkadığımızı düşünelim. Ta duvarların en üst seviyelerine kadar yağ gidecektir. Bunda iş yerini berbat hale getireceğiz. Onun temizlemesi ise ki günlerinizi alabilir. Günlerinizi hatta aylarınızı alabilir. Zaten eski iş yerimde de frenleri dışarıda yapıyordum. Hem daha güzel ışık oluyor. Hem de videolar görüntülü, kaliteli çıkıyor. O da ayrı bir güzellik oluyor. O da ayrı bir şey. Bir de başka takipçilerimiz ise zemin neden beton yapmıyorsun? Zemine bir beton at diyorlar. Evet atarız ama bildiğiniz gibi inşaata karşı büyük bir bütçe harcadık. Büyük bir krediler çektik. Bu kredileri hafifletmem gerekiyor. Şimdi kış ayını bir geçelim bakalım. Kış ayını bir geçelim, ortalarına gelelim bakalım para dönüyor mu dönmüyor mu. Ona göre tabii şimdi bunlar içinde de birilerine borçlanırsan
Ödemek sıkıntısına kalırsın, bunalıma girersin. Neyse, şu anda bir zarar yok daha da ama siz de idare edin işte. Sonunda burayı beton yapacağız inşallah. Ayrıca şu üst taraftan birazcık şu hafif bir iki metre çatı yapabiliriz. Ondan sonra şu ön kısımlara, şuralara hemen lastik meknesi var. Gördüğünüz gibi lastik meknesi hemen bu ön kısma lift koyabiliriz böyle. Lift şurada. Çatı yapmamız sebebi ise güneş tam karşımızdan geldiği için, güneş tam buradan biri doğduğu için ışık iyice vuruyor. Böyle gündüz sabah saatlerinde çalışmayı zorlaştırıyor tabii. Evet, iş yerine bakalım şimdi. Dışarıdaki masayı içeri aldık. Kış geliyor tabii. Kış geliyor. Motorlu tırban işleri çok olduğu için masayı dışarıya bırakmakta uygun görmüştük. Ve de burada çok duman olabilir diye içerisini daha uygun gördük. Kanalımda bazı arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine bu şekilde yerleştirdim. Hem müşteriler araya girmezler, daha iyi olur. Girdiği zaman burayı böyle kapatırız. Rahatça iş yapmış oluruz böylece. İşte gördüğünüz gibi şu anda da motorlu testere tırban yaptık. Motoru parçaladık. Bu testereyi de bitirdik. Ama bu süreçte video yapmadım. Şey yapabiliriz. Bu motoru toplarken belki video çekeriz. İnşallah bu sorunu da gidermiş oluruz. 10 yıllık bir çapa motoru. Bayağı yaşlanmış, bayağı emektar. Maalesef ki ya bombası gücü yetmiyor. Diğer flanş yatağı saran patpatlarda ne oluyordu? Yağ filtresi patlıyordu. Lastik contası patlayıp atıyordu. Ama bunun gördüğünüz gibi yağ pompası atmıyor. Tam tersine hava yapıyor. Yağı pompalamıyor. Filtreyi açtık, içinde yağ kalmamış. Ama motorun içi yağ ile dolu. Zaten böyle bir şeyin olma ihtimalini de sahibine söylemiştik. Şimdi motorun ilk tamirat parasını aldık. O tamirat parasını yeni işçilikten keseriz. Böylece sahibini mağdur etmeyiz. Her neyse, şu anda güzel bir yağmur yağıyor. Biliyorsunuz bir zamanlar elektrik sıkıntısı, internet, elektrik ne varsa bir sürü sıkıntılara girmiştik. İş yerini taşıdık. Telefon bozuldu, GoPro kayboldu. İnternet sıkıntısı yaşadık, iş yerlerde kaldık, neler. Çok şükür o durumları zar zor atlattık. Şu anda arkada kablo bağlı olduğunu görüyoruz. Çok şükür ediyorsunuz. Bir zaman o kablo yoktu. Sonunda başardık işte. Ama şimdi buraya geçtik. Buraya geçmiş olabiliriz ama maalesef ki her şey bitmiş değil. Şimdi kalan şey de şu kış ayını rahat bir şekilde geçirmemiz lazım. Kış ayını geçirdikten sonra işte burayı beton yapabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Doğaya geliriz. Doğaya açılırız. Her neyse, nasip olursa bir de takipçilerim için güzel videolar yapmaya çalışırım. Hayırlısı inşallah. Bir de arkadaşlar, YouTube kanalımda inşaat taşıdıktan sonra izlenmeler falan çok düşmüştü. Görüntüleme falan, izlenme. Şu arada biraz toparlanma oldu. Toparlanma. Tabii izlenmeler ve de abone sayısı çok olsa, bir nebze olsa zaten kanalıma, bana destek olmuş, yüküm hafiflemiş olurdu.
Ama bazı insanlar için göründüğü gibi değil maalesef. Bakın bazıları diyor ki önüne beton at diyor, şöyle yap diyor. Deponun içini seramik kapla diyor. Bunları yaparız ama bütçemiz dediğim gibi şu anki çalışma hesaplarımızın muhasebesini yapıyorum. Bu kışın yani 850 bin lira borcu. Borçta her ay bir ödeme var. Onları bu kış ödeyebiliyoruz mu bakalım ondan sonra. Yani bu kışı geçtikten sonra zaten yaz mevsiminde iş çok oluyor. Yaz mevsimi işin en iyi olduğu zamanlar. Kışın karın yoğun olduğu zamanlar kimse evden dışarı çıkamıyor. Bunlar da işin en az olduğu zamanlar. Bugünlerde ise işler normal seviyesini seyrediyor. Allah'a şükür çok güzel işler. Ama kış daha kış gelsin bakalım. O güne hazırlanıyorum ben. O günü sıkıntısız yani kimseden borç almadan sıkıntısız bir şekilde borçları ödeyerek tamamlamayı istiyorum. O yüzden bakın buraları da tuğla yapmayacağım henüz. Neyse. Bugün fazla... Hey abi bir dakika şu tarafı göstereyim. Manzaraya bakın. Koca bir ilkbaharın yeşilliği kaybettik. Sonbahar geldi. Artık kış ayına doğru geliyoruz. Nihayet kış geldikten sonra da tekrar ilkbahar gelecek. Ondan sonra tekrar yaz kış yaz kış yaz kış bir bakmışsın ki ton ton bir cihaz ya da o günleri göremeyeceğiz. Kışın yaz bittikten sonra bir de dezavantaj da nedir bilir misiniz? Eğer bir anne baba isteseniz ve de çocuklarınız varsa onları okullara gönderiyorsunuz. Özellikle okullar yatılı ise bu sizin için çok zor olacaktır. Yani bir zaman çocukların olduğu bir evde artık çocuklar yok. O neşeyi yaşayamıyor, konuşamıyorsun, laf edemiyorsun. Ya da onların varlıklarını yanınızda hissetmiyorsunuz. Bu da size hüzün veriyor. Hüzün veriyor tabii. Demem o ki yatılı okulları hiç sevmiyorum. 3-5 dünya, 3 günlük dünya için ayrı değmelere, ayrı hayatları görmeye değmez diyorum. Ayrı hayatlar yaşamaya. Ne bileyim belki bir yıl yaşadığınız güzellikler, belki 80 yıl yaşadığınız bir hayata bile değebilir. Bu yüzden aileye zaman ayırmak lazım. Ha, hayat böyle. Neyse, bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.